çağırdı. Evinde arsa var diye evine çağırdı. Tabii o zaman benim eşim de Sema'ya güvendiği için eve gitmeme izin verdi. Ben de gittim. Gittim de Sema bana oyun oynadı. Çünkü o evden benim onun istediğini yapmadan çıkarsam rezil olacağımı biliyordu. Size... Eğer benim istediğimi yapmadan buradan çıkarsan seni bu bütün mahalle rezil ederim dedi. Bir dakika ben şimdi arıza var derken bir ne arızası için sizi çağırdı eve? Yani Chopin arızası var diye. Tamam girdiniz siz eve. Sonra size ne dedi Sema Hanım? O bana attığı fotoğrafları gibi fotoğraflık kıyafetlerle karşıma çıktı. Benimle olmak istediğini söyledi. Ben de olmayacağını söyledim. Çünkü o daha önce benim sorunlu evliliklerim geçtiği için kayınpederim, kaynanam, karım duyduğu zaman ben rezil olacağım, kapı dışarı atılacağım için beni o evin içinde şantajla birlikte olmaya sürükledi yani. Ama siz birlikte olmak zorunda değilsiniz ki. Karşınızda iç çamaşırıyla bir tane kadın var. Bütün mahalleye ne anlatacakmış? Size neyle tehdit etti? Ama beni neyle tehdit etti? Çünkü ben eşimden ayrılmıştım. Tekrar birleştim. Bir daha böyle bir sorunla çıkarsam ayrılma şeyini ya da öyle bir rezille girersem zaten ben rezil kepası olacaktım. Ben o an o boşlukta o durumda bir şey düşünemedim yani. Bu yaşandı ama yaşandıktan sonra Sema bunu elinde kos olarak bana tam 11 ay kullandı. Nasıl yani... 11 ay kullandı? Ama ben şunu bir şimdi efendi isminizi de size çok deşifre etmek istemiyorum. Yeni bir hayatınız var ama bana çok akla, mantığa çok normal gelmiyor. Çok özür dilerim. Orhan Bey de normal yani gelmiyor. Şimdi diyelim bir tane kadın sizi beğendi ya da başka bir şekilde yani, kadının bazı cinsel ailenin içerisinde sizi iç çamaşırlarıyla karşılıyor. Hı hı. Ama siz yani böyle bir şey olmaz işte deyip kadınla konuşup siz de bunu istemediyseniz eğer kimse size zorla sizi bayıltmadı. Ne bileyim bu zorla birlikte olmak olmaz ki ya. Yani siz sonuçta siz de iradenize hakim olamamışsınız yani özür dilerim ama. Zorla birlikte evet zaten o anki nefsimin yeniklere düştüm. Öyle diyebilirsin. Öyle derseniz daha doğru olur, evet. Yani Chopin'in ne acelesi varmış? Eşi gelene kadar bekleseymiş. Sizin arkadaşınız evde yok. Niye oraya gidiyorsunuz? İşte amacı... Chopin'i beklesin, acelesi ne Chopin'in yani? Chopin bahane Orhan Bey. Beyefendinin söylemine göre söyleyeyim. Benim muhterem arkadaşım değildi. Ben çok yanımda gördüm. Ben oraya geldiğinde gördüm. Arkadaşım falan değildi yani. Arkadaş, samimiyetim falan yoktu. Bir soralım da. Muhterem arkadaşım değildi diyor. Sen onda, de bak bunlar hayır ona sen gelip mi başladık? Hayır ona gelip mi başladık? Ondan sonra. Sonra. Doğru mu? Ondan sonra. Ha gelip mi başladık yani iki aile? Tamam. Evet doğru. Sonrasında. Peki sonra o seferlik bir yani hislerinize daha doğrusu ben... siz de güdülerinize yenik düştünüz ve Sema ile bir ilişki yaşadınız. Sonra anladığım kadarıyla hanımla da arayı düzeltmişsiniz. Ama bir yandan evet. Da o eve niye karı koca gidip geliyorsunuz ki? Gitmeyin. Karınızı da götürmeyin. Niye gidip geldiniz? O beraber bir oyunun içine girmişler. Beyefendi de gayet o oyunun anlatın, bir parçası. Tamam. Anlatın evet. Ben işime bile gidemez olmuştum Sema yüzünden. Neden? Çünkü Sema her gün tehdit mesajları. Bu eve gireceksin, bunu yapacaksın. Ben istediğim zaman geleceksin. Yani öyle bir zor şeylere sokuyordu ki. Olmaz öyle. Öyle değil de siz yani de... Sema çok tehlikeli bir insan. Gidip şikayetçi olsaydınız beyefendi. Yani... Mesajları gösterip şikayetçi olsaydınız. Çok şikayetçi oldum. Polise. Çok oldum suçlu yine. Evet polise de mesajları da gösterdim, fotoğrafları da gösterdim. Yine suçlu ben oldum. Ya özür dilerim ama... Sema her zaman haklı çıktı. Yani şöyle, Türkiye'de tabii mesela kadının pozisyonu çok maalesef toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bir sorunumuz olduğu için, çok ciddi bir sorunumuz olduğu için, erkekler biz kadınlarla eşit değiliz dedikleri için maalesef, halbuki eşitsiz. Fakat şimdi ben şunu anlamıyorum, siz sonrasında bu ilişkiyi zorla devam ettirdi diyorsunuz. Şikayetçi oldunuz, ona gitmeyin o eve, niye gidiyorsunuz? Evet. Gitmeyin diyorsunuz. Tamam gitmiyorum. Eşimi kandırıyor. Eşim bu sefer beni zorluyor. Ben gitmek istemiyorum diyor. Yok yemek yapmışlar gidelim. Zorla eve giriyoruz. Peki o zaman zorla eşime gidiyorsunuz. Eşime de o durumu bir türlü açıklayamadım. Çünkü
Evet, zoraki gidiyorum yani. Peki. Eşimle de yeni barışmışım, olayları yeni toparlamışım. Eşime de bir türlü açıklayamıyorum. Ama nasıl söylerim, nasıl anlatırım diye bir türlü çıkamadım işin içinden. Zoraki gidiyorsunuz beyefendi ama sonuçta hanımefendi hamile kalana kadar da ilişkiniz devam ediyor. Yani beraber bir kere mi beraber oldunuz değil sonuçta. Hamilelik çok. Hamilelik çok uzun süre sonra oldu. Yani ilişkiniz devam etti demek ki. Hamileliğini ben yüzüne de söyledim. O çocuğun hala benden olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü evet. DNA testi yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Çocuk seninle de çıktı. Sema, ben sonradan öğrendim. Sema Menemen'de çalıştım. Hep geri kaçtım. Şimdi beyefendi sonra bir defa bu hamileliği çıkardı. Şimdi bütün mahalle rezil etti çocuk. Bir dakika beyefendi, bir defa hanımefendi sizi evde iç çamaşırlarıyla karşılıyor. Siz nefsinize yenik düşüyorsunuz ve birliktelik yaşıyorsunuz. Hadi bu evet. Bir defa nefsinize yenik düştünüz. İkinci defa eşiniz anlamasın diye o eve gidip geldiniz vesaire. Siz sonrasında bu hanımefendiyle ilişkiniz, cinsel birlikteliğiniz ne kadar sürdü? Ne kadar beraber oldunuz? Kaç ay, kaç şey? Çünkü şöyle yani önce onu söyleyin, sonra bir tane daha sorum var size. 10 ay sürdü. Aman 10 ayda yani siz de nefsinize yenik düşmüşsünüz canım, yani olacak iş değil yani. 10 ay zorla mı? Ne kadınmış yani, sen elinde silahla mı sizle zorla beraber oluyor? Elinde onun o zamanlar video vardı, o videoyu hiçbir zaman eline geçiremedim ben. Ha, sizin videonuzu çekmiş öyle mi? Evet, evet. Çok enteresan. O videoyu almak için çok uğraştım ama bir türlü o videoyu ben onun elinden alamadım. Peki sonra çocuk doğuyor. Siz bir, yani herkes öğreniyor bu ilişkiyi. Sonra çocuk doğuyor. Şeye gidiyorlar. Yani yine oradalar. Çocuk doğduktan sonra 3-4 günlüğüne sizin olduğunuz yere kaçıyor. Sema geliyor. O nasıl oldu peki? Allah'ın. Yok. Çocuk doğar doğmaz kaçmadı bana. Baya bir zaman geçtikten sonra çocuk tekrar kaçtı ya. Geldi bana. İşte evet, onu soruyorum. Ben işteydim yine. Yol gidiyordum. Evet. Ama çocuk en azından bir yaşında falandı. Dedim bir yaşta dedim ben de. Bir yaşta. Çocuğu tamam, almış bir yıl kaçtı sonra geldi bana. Bir yıl sonra evet. Ben dedim seni de istemiyorum, çocuğu da istemiyorum. Hayır, bize bir ev tut, bize bak. Gülay'ı boşa. Ben dedim kimseyi de boşamıyorum, seni de istemiyorum. Onu yine ben insanlık yaptım, çocukla beraber sokağa atmadım. İki gün tuttum, iki gün sonra getirdim köye bıraktım yine. Bunu köyde herkes biliyordur mutlaka. Evet, evet. Başına bir şey gelmesin diye çocuğunla beraber getirdim köye bıraktım. Ondan sonra gittim muhtereme yalvardı yakardı. Ne olursun beni affet, ben hata yaptım. Muhterem yine onu affetti. Ondan sonra muhteremle beraber oldular. Karakola gittiler. Benden şikayetçi oldular. Volkan Tosun. Olmadım. Gereksiz ifadelerle beni suçladı. Ya ben şikayetçi olmadım diyor. Beraber gittiniz sonuçta. Muhterem, ben beraber gittiniz ama. Tamam, karakola beraber gittik. Ama evet, beraber gitti. Olmadım senden. He, karakola beraber. Ya sen olmadın ama sen de beraber gitti sonuçta. Senin yanına geldi, sen affettin. Senden destek aldı, bana şikayetçi oldu. Benim suçum günahım olmayan şeylerle, yapmadığım şeylerle beni 6 sene suçladı. 6 senedir ben karakol mahkeme sürünüyorum. En sonunda yuvamı da yıktı temelli, bir şey bırakmadı. Rahatlasın. Yuvanı o yıkmamış ki, sen kendin yıkmışsın yuvanı, kusura bakma. Yuvamı onun şantajları yıktı, o fotoğrafları hangi kadın olsa kabullenmez. Kabullenmez derken kendi çektiği o müsteçen bahsediyorsunuz yani fotoğraf. Ya sizin evet, ortak fotoğraflarınız. Zorla mı çekti o fotoğrafları? Hadi görüntüyü zorla çekti diyelim de. O, gizlice pardon. Hayır. O fotoğrafları çekip durmadan bana yolluyordu. Videolar yapıp yolluyordu. Yani. Evinizdeki hangi kadın kabul edebilir ki?